IŞİD militanlarıyla Türkmenler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Bölgeden çok sayıda ölü ve yaralı olduğuna dair haberler geliyor. Irak'ın Musul kenti ve diğer bazı Sünni bölgelerini kontrol eden terör örgütü IŞİD ilerleyişini sürdürüyor. Zaman zaman kanlı çatışmalar yaşanıyor. Irak Şam İslam Devleti örgütü ülkedeki cami ve türbeleri de yıkmaya başladı. Başta Musul olmak üzere birçok yerde bulunan mezarlar, Şii camileri ve türbeler buldozerlerle yıkıldı. Örgütün en az 4 Sünni veya Sufi türbesiyle 6 Şii camini de yıktığı gelen bilgiler arasında. Telafer'de ise hilafet ve halifelik ilanını kabul etmeyen Türkmenlerle IŞİD arasında kanlı çatışmalar yaşanıyor. Ağır makinalı silah ve patlayıcıların kullanıldığı çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ifade edildi. Rakamlar konusunda bir açıklama yapılmadı ancak Türkmen aşiret lideri Haydar Ali Çolak iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğunu belirtti. Yaşasın Türkmen, şehitler ölmez, vatan ölmez. Bölgedeki çatışmalar devam ederken Irak Şam İslam Devleti örgütü tarafından halife ilan edilen Ebu Bekir el-Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen görüntüler bir internet sitesinde yayınlandı. Görüntülerde örgüt lideri Bağdadi, Musul kentinde cuma hutbesi veriyor. Namaz kıldırmadan önce hutbeye çıkan Bağdadi, Müslümanların aralarından bir imam seçmesinin vazifeleri olduğunu söylüyor ve bu ağır sorumluluğa ben getirildim. Sizin en iyiniz değilim. Bu yüzden doğru işlerimde bana yardım edin. Yanlışımı gördüğünüzde tavsiyelerinizle beni doğru yola yönlendirin diye konuştu. Bugüne kadar yüzünü gizleyen Bağdadi, siyah sarık ve cübbesiyle verdiği cuma hutbesinde bana ağır bir sorumluluk ve yüce bir görev verildi dedi ve Allah bize düşmanlarıyla savaşmamızı ve dini ikame etmek için onun yolunda cihad etmemizi emrettiği ifadelerini kullandı. Irak hükümeti ise el-Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin sahte olduğunu düşünüyor. Reuters'a açıklama yapan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tuğgeneral Saad Mahan, görüntüde hutbe veren kişinin kesinlikle Bağdadi olmadığını söyledi. Bakanlık sözcüsü, Bağdadi'nin birkaç gün önce düzenlenen hava saldırısında yaralandığını ve tedavi için Suriye'ye götürüldüğünü öne sürdü.